Evet arkadaşlar, işçi problemleriyle problemlere devam ediyoruz. Evet. Şimdi Ali bir işi 3 günde yapabiliyorsa, bir işi 3 günde yapabiliyorsa bir günde o işin kaçta kaçını yapar arkadaşlar? 3'te 1'ini yapar. Değil mi? Bir Ali bir duvarı 3 günde örüyorsa bir günde ne kadarını yapar? 1/3'ini yapar. İkinci günde 1/3'ünü, üçüncü günde 1/3'ünü, tamamını 3 günde yapmış olur. Ahmet bir işi eğer 4 günde yapıyorsa bir günde 1/4'ünü yapar. Aynı işi. Şimdi Ali ve Ahmet beraber çalışıyorlarsa ikisi bir günde 1/4 artı 1/3. Yani bunları toplarsak 4 ile genişletir, 3 ile genişletirsek 7/12'sini yaparlar işin. Bu şekilde hesaplıyoruz. A işçisi A günde, B işçisi B günde yapıyorlarsa tamamı 1/x şeklinde gelirse, diyelim 1/6 gelirse 6 günde yapar diyoruz. Çalışma kapasitesi ile zaman ters orantılıdır. Yani diyelim Ali'nin çalışma kapasitesini biz 2 kat arttırdığımızda yaptığı iş gün sayısı azalır. Evet, örneklere geçelim. Bir işi Ahmet 6, Mehmet 8, Veli 12 günde yapabilmektedir. Aynı işte üçü birlikte kaç gün çalışırlarsa işin 3/4'ü bitmiş olur. Evet, beraber çalışıyorlar, birlikte çalışıyorlar, aynı işte çalışıyorlar. O yüzden Ahmet işin birinci gün 1/6'sını yapar. Aynı gün Mehmet 1/8'ini yapar. Veli de 1/12'sini yaparlar. Bir günde. Bir günde toplam ne kadar yaparlar? Bunu hesaplayalım. 6, 8, 12 kaçla birleşir arkadaşlar? 24 ile birleşir. 12'yi 2 ile, 8'i 3 ile, 6'yı da 4 ile genişletelim. 4, 3, 2. 4 artı 3 artı 2 bölü 24. Kaç yapar? 7, 9/24. 3 ile sadeleştirirsek 3/8 yapar. Bir günde 3/8'ini yapıyorlarmış. 3/4'ünü yapmaları için kaç gün geçmesi lazım? Bir günde 3/4'ünü yapıyorlarsa, 3/8'ini yapıyorlarsa, 3/8 çarpı x, yani x günde 3/8'ini yaparlar diyebilmemiz için, 3/4'ünü yaparlar diyebilmemiz için x ile çarptık. Burada 3'ler sadeleşir. 8 ile 4 de sadeleşir. Burada 2 kalır. x/2 eşittir 1'den. x eşittir 2 bulunur. Yani 2 günde 3/4'ünü bitirmiş olurlar. Benzer soru aşağıda var. Bir halıyı Ayşe 10 günde. Ayşe 10 günde. Fatma halıyı 15 günde dokuyabilmektedir. Aynı cins ve büyüklükteki bir halıya ikisi beraber başlıyorlar. 3 gün çalıştıktan sonra Fatma işi bırakıyor ve halıyı Ayşe tek başına bitiriyor. Bu durumda halı kaç günde dokunmuş olur? Evet, beraber başlamışlar. Birinci gün Ayşe 1/10'unu, Fatma 1/15'ini yapar. Kaç gün? Bir bölü 15'ini yapar. Kaç gün çalışmışlar bu şekilde? Veya bir günde beraber ne kadar yaptıklarına bakalım. 1/10 artı 1/15. 30 da birleşirler. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletelim. 3/30 artı 2/30. Toplam kaç yapar arkadaşlar? 5/30 yapar. 5 ile sadeleştirirsek 1/6 yapar. Bu ne demek? Ayşe ve Fatma beraber çalışıp halının 1/6'ını bir günde dokuyorlar. Kaç gün çalışmışlar? 3 gün çalışmışlar. 3 çarpı 1/6 eşittir. 3 ile 6 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 1/2. Ne oldu? İşin 1/2'si tamamlandı. Geriye kalan 1/2'sini Ayşe tek başına bitiriyor. Ayşe bir günde ne kadar yapıyordu arkadaşlar? 1/10 günde yapıyordu. 1/2 bölü 1/10.
Kaç yapar arkadaşlar? Birincisini aynen yazıyoruz. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Sonuç kaç yapar? 10 bölü 2'den 5 yapar. Ayşe 5 günde, yalnız başına 5 günde, ikisi birlikte de 3 günde yaptıklarından toplam 3 gün artı 5 gün 8 günde bitmiş olur. Toplam kaç günde dokunmuş olur diye soruyor. 8 günde dokunmuş olur. Bu konuyla ilgili son sorumuz. Bir işi Ali ve Ahmet tek başlarına 20'şer günde bitiriyor. Ali 20 günde ve Ahmet bu da 20 günde bitiriyormuş. Ali çalışma hızını yarıya düşürür, Ahmet çalışma hızını iki katına çıkarırsa ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirirler? Evet, şu duruma geçmeden önce tek başlarına 20'şer günde bitiriyorlarsa ikisi beraber kaç günde bitirirler arkadaşlar? 10 günde bitirirler. Ali çalışma hızını yarıya düşürürse 20 günde bitirebildiği işi kaç günde bitirebilir? 40 günde bitirebilir. Ali çalışma hızını yarıya düşürürse 20 günde bitirebildiği işi 40 günde bitirir. Ahmet çalışma hızını iki katına çıkarırsa 20 günde bitirebildiği işi bu sefer 10 günde bitirebilir. Bunlar aynı işi birlikte çalışmaya başlasalar kaç günde bitirirler? 1 bölü 40 artı 1 bölü 10. 4 ile genişletiyorum. 1 artı 4 bölü 40 eşittir 5 bölü 8. 40. 5'i 40 da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8 kalır. Bu ne demektir arkadaşlar? X'i birlikte 8 günde bu işi bitirebilirler. Karışım problemleri. A miktarı karışımın %x'i, A miktarlı karışımın %x'i saf madde ise saf madde miktarı A çarpı x bölü 100'dür. Ne demek? A var, x var, yüzde var, 100 var. %20'si %20'lik tuzlu su diyorsa, diyelim %20'lik tuzlu su karışımı 100 gram diyorsa 100 çarpı %20 mi demiş? 20 bölü 100 eşittir. Kaç yapar arkadaşlar? 20 gram tuz varmış. Tuz 20 gram. Geriye kaç gram kaldı? 100 gramdan 20 gram çıkarırsak 80 gram ne olur? Su olur. Tuzlu suysa 20 gram tuz, 80 gram su olur. Toplam karışım kaç gramdı? 100 gram olur. Evet, karışımın oranı saf madde miktarı, yani tuzun miktarı bölü tamamen karışımın, tuz artı suyun toplamı. Örneğimize bakalım. 80 litre tuzlu su karışımının %15'i tuz. Evet, şu ifadeyi şuradaki gördüğümüz kurala göre anlamaya çalışalım. 80 litre tuzlu su, 80 litre tuzlu suyun %15'i tuzsa tuz miktarını bulayım. 15 bölü 100. Sıfırlar sadeleşsin. 10 ile 15 sadeleşsin. 5'e bölelim 3. 5'e bölelim 2. 2 ile 8 sadeleşsin. 4. 3 çarpı 4 ne kaldı? 12 kaldı. 12 gram tuz. Sonra 60 litre şekerli su. 60 litre şekerli suyun %30'u şekerdir diyor. 12 gram tuz varsa kaç gram su vardır arkadaşlar? 80 gram tuzlu suyun 12 gramı tuzsa geriye kaç kalır? 80-12'den 68 gram su varmış birinci karışımda. İkinci karışımı bulalım. 60 litre şekerli suyun %30'u 60 çarpı 30 bölü 100. Şuradaki sıfırla bunlar sıfır. 6 çarpı 3, 18 gram şeker varmış ikinci karışımda. Bu karışım kaç gramdı? 30 gramdı. 30 gramdan, özür diliyorum, 60 gramdan 18 gramı çıkardığımızda kaç yapar? 42 gram su. Bu ikisi karıştırılırsa 68 gram burada var, 42 gram burada var. Toplam 110 gram su olur. 110 litre su açığa çıkar.
bir miktar şekerli su karışımındaki şeker oranı %20'dir. Burada miktarını vermemiş, oranını vermiş. Bu karışıma 5 gram daha şeker ilave edildiğinde şeker oranı %40 olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki karışımın tamamı kaç gramdır? Evet, x gram karışımın %20'si şekermiş. 2 ile 10 sadeleşti, 5 kaldı. X bölü 5 şekermiş. Tamamı x'ti. Onu şu şekilde de ifade edebiliriz. Küsuratlı sayılarla uğraşmayalım. Tamamı 5x, şeker de x'tir. Karışım 5x, şeker 5. Buna 5 kilogram daha şeker ilave edildiğinde artı 5, artı 5. Tamamı her ikisini de ekliyoruz. Karışımın oranı %40 olmaktadır diyor. 40 bölü 100 olur. 40 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde burada ne kalır? 2 kalır, burada ne kalır? 5 kalır. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 5 ile burayı, 2 ile burayı çarpacağız. X 5 çarpı x artı 5 eşittir 2 çarpı 5x artı 5. 5x artı 25 eşittir 2 idi bu. 2 çarpı 5x 10x artı 10 olur. Buradan 5x'i buraya, 10'u buraya alırsak 5x eşittir 15, x eşittir 3 çıkar. Biz neye x demiştik? İlk karışımdaki şekere x demiştik. 3 gram. Başlangıçtaki karışımın tamamını soruyor bize. Tamamı neydi? 5x'ti. 5 çarpı 3, 15 kilogram yapar. Tuz oranı %30 olan 50 kilogram tuzlu su ile iki tane karışımımız var. Birincisi, tuz oranı %30 olan 50 kilogram. 50 kilogram bir karışım varmış, %30 da tuzmuş. %30'u tuz. Yani 15 kilogram tuz. Birinci karışım. İkinci karışımda tuz oranı %20 olan 30 kilogram. 30 kilogram tuzlu su karışımının %20'si kaç tuzmuş? Buradan da 6 kilogram tuz gelir. Bu ikisi karıştırılıyor. Toplam kaç kilogram olur arkadaşlar? 15, 6 daha 21 kilogram tuz olur. Tamamı kaç kilogramda? 30 kilogram burada var, 80 kilogram burada var, 50 kilogram burada var. Tamamı kaç olur? 80 kilogram karışım. Bu yeni karışıma 8 kilogram tuz. 8 kilogramı yukarıya ekliyoruz ve aşağıya ekliyoruz. Toplama da etki ediyor çünkü. Artı 12 kilogram su ilave ediliyor. 12 kilogramı da buraya ekliyoruz. Yeni tuz oranı yüzde kaç olur demiş. 21, 8 daha kaç yapar? 29 kilogram tuz. 80, 88, 12 daha 100 yapar. %29'muş. Şu şekilde de ifade edebiliriz. %29. Yeni karışımın tuz oranı %29'muş. Evet, kar zarar problemlerine geldik. Kar neydi arkadaşlar? Satış fiyatı eksi maliyet. Zarar neydi? Maliyet eksi satış fiyatı. Evet arkadaşlar, ikinci kuralımız ATL'lik bir mala %20'lik bir artış bu orantı yardımıyla bulunuyor. Yüzde A ile A ise 120'de kaçtır? Veya indirim, %20 indirim, yüzde A ise 80'de kaçtır şeklinde hesaplanabiliyor. Örneğimizi çözelim. 150 TL'ye alınan bir mal 180 TL'ye satılırsa yüzde kaç kar edilmiş olur? Kar neydi arkadaşlar? Kar, satış fiyatı eksi maliyet. Satış fiyatı 180 TL. Maliyet 150 TL'ye alınmış. Maliyeti 150 TL kabul edelim. 150. Kar kaç olur arkadaşlar? 30 TL olur. Bize neyi soruyor? Karı yüzde kaçtır diyor. Yani ben
ürünü 100 TL'ye alsaydım kaç olurdu diyor. Ama burada 150 TL'ye almış. Hemen oran orantıyla onu bulalım. 150 TL'de 30 TL kar yapılmışsa 100 TL'de kaç TL kar yapılır? Bunları oran orantıda görmüştük. Ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 150 çarpı x eşittir 100 çarpı 30. Sadeleştirme işlemlerini yapalım. Bir tane sıfırlar götürdü. 3 ile 15 götürdü. Burada 5 kaldı. 5 ile de 100 götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? Burada 20 kaldı. X eşittir %20 kar yapılmış demektir. Diğer örneğimize bakalım. %50 karla satılan bir malın etiket fiyatı üzerinden %20'lik bir indirim yapılırsa kaç kar edilmiş olur? Şimdi burada malın maliyet fiyatını vermemiş. O yüzden biz kaç lira verirsek değer verebiliriz yani. 100 liraya aldığımız bir mal %50 karla kaça satılır? %50 karla 150 liraya satılır. Etiket fiyatı üzerinden. Etiket fiyatı ne oluyor artık? 150 TL oluyor. %20'lik bir indirim yapılırsa 150 TL'de x TL'dir. %20 TL. %20 indirim yaptıysam 150'de kaç indirim yaparım? Bunu hesaplamak için içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı x eşittir 150 çarpı 20. Yine sadeleştirme işlemlerini yapıyorum. Buradan x sıfırları götürdü bir ürüne. X eşittir 15 çarpı 2'den 30 TL indirim yaparım. 100 TL'de 100 liralık bir malı 150 TL'ye satarken kaç liraya satmaya başlıyorum arkadaşlar? 30 TL indirim yapıp 150 eksi 30 eşittir 120 liraya satmaya başlıyorum. 100 TL'ye aldığım bir malı 120 liraya satıyorsam kaç yüzde kaç kar ediyorumdur? %20 kar ediyoruzdur. Kilogramı 8 TL olan fıstıktan 5 kilogram. Bir. İkincisi, kilogramı 12 TL olan fındıktan 15 kilogram karıştırılarak satan bir kişinin zarar etmemesi için karışımın kilogramını en az kaç TL'den satmalıdır? Evet arkadaşlar, bunun maliyetini hesaplayalım. Kilogramı 8 TL olan fıstıktan 5 kilogram varsa, 8 TL fıstıktan 5 kilogram varsa, kilogramı 8 TL ise 5 kilogram kaç TL'dir? 40 TL. 12 kilogramı 12 TL'den 15 kilogram neymiş o? O da fındıkmış. 12 çarpı 15 kaç yapar arkadaşlar? 180 TL fındık var. Bunların toplamı kaç yapar arkadaşlar? 220 TL. Maliyeti 220 TL'ymiş. Kaç kilo etti elimizdeki miktar? 5 kilo fıstık var, 15 kilo fındık var. Toplam 20 kilo malzeme var. 20 kiloyu 220 liradan satmak için kilogramını kaç liradan satmalıyım arkadaşlar? 22 bölü 2, 11 TL satmalıyım en az. Kâr etmek için 11 TL'den biraz daha yüksek fiyata satmamız lazım. Evet, bir kırtasiyeci 15 tanesini 90 TL'ye aldığı kalemlerin 10 tanesini 90 TL'ye satmaktadır. Buna göre kırtasiyecinin kârı yüzde kaçtır? 15 tanesini 90 liraya alıyorsa bir tanesini kaç liraya alır? 15 tanesini 90 lira alıyorsa bir tanesini bulmak için 90'ı 15'e bölüyorum. 6 TL'dir bir kalem. 10 tanesini 90 liraya satıyorsa bir tanesini kaç liraya satıyordur? 90 bölü 10 eşittir 9 TL'dir satış. Yani bu kırtasiyeci ne yapıyormuş? 6 TL'ye aldığı bir ürünü 9 TL yani 3 TL karla satıyormuş. 3 TL kar. Yüzde kaçtır? 6 TL'de 3 TL kar yapıyorsa 100 TL'de kaç TL kar yapar? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz yine. 6x eşittir 3 çarpı 100. 6 ile 3 sadeleşti. 2 kaldı. 2 ile 100 sadeleşti. 50 kaldı. X eşittir 50. Yani
%50 kar yapılıyor. Evet, bir bakkal elindeki topların tanesini 5 TL'den satarsa 70 TL kar ediyor. Elindeki topları 3 TL'den satarsa 30 TL zarar ediyor. Buna göre bakkalın elinde kaç tane top vardır? Top adedini sorduğu için ben top adedine X diyeyim. Tanesini 5 TL'den satıyorsa 5X'tir satış fiyatı. 70 TL kar ediyormuş. Maliyet fiyatı ne olur o zaman? 5X-70 olur. Tanesini 5 liradan satıyorsa 5x satış fiyatıdır. Kârı çıkarırsam bu ne olur? Maliyet olur. Yine 3 TL'den satıyorsa 3 TL'den x tane topu 3x liraya satar. 30 TL zarar ediyormuş. Buna 30 eklemeliyim ki maliyet fiyatını bulayım. Evet arkadaşlar, burada bunu yapmamızın sebebi bu da maliyet fiyatı, bu da maliyet fiyatı. Burada bir denklem oluşturup bilinmeyenleri bir tarafa alıp bilinmeyeni bulabilmek. Bu yüzden bu denklemleri, ifadeleri birbirine eşitliyorum. 3x'i bu tarafa, eksi 70'i de buraya alalım. 5x eksi 3x eşittir 30 artı 70'ten 2x eşittir 70. 70 artı 100, 70 artı 30 kaç yapar arkadaşlar? 100 yapar. X eşittir 50 bulunur. Bu ne demek? 50 tane topu varmış. Yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının %40'ını kaybetmektedir. Yaş üzümün kilogramını 4 TL'den alıp kuruttuktan sonra 10 TL'den satan bir kişinin karı yüzde kaçtır? Evet, yine alış fiyatını vermemiş veya üzümün kilogramını vermemiş. Şöyle hesaplayalım. 100 kilogram yaş üzümü olan birisi, yaş üzüm alan birisi kilogramını kaç TL'den alıyormuş arkadaşlar? 4 TL'den alıyorsa çarpı 4 eşittir 400 TL maliyet çıkmış olur. 100 kilogram yaş üzümü 4 TL'den aldıysa maliyeti çıkmış olur. Şimdi yaş üzüm kurutulduktan sonra %40'ını kaybediyorsa, yüzün %40'ı kaçtır? 40'tır. Bunu kaybettiğinde kaç kilogram olur? 60 kilogram kuru üzüm. Satış fiyatı 10 TL olduğundan çarpı 10 eşittir 60 çarpı 10 600 TL satış. Evet, ilk kural neydi? Kar eşittir satış eksi maliyet. Satış burada kaç? 600. Maliyet kaç? 400. Kar kaç olur arkadaşlar o zaman? 200 olur. Yüzde sorduğu için bize. 400 TL'de 400'de 200 kar yaptıysa yüzde kaç kar yapar? Pratik yoldan 4'te 1'ine indiyse bu da 4'te 1'ine inecek. Ama o taraftan değil de uzun yolda yapmak istersek 400 çarpı x 200 çarpı 100 olur. Yüzlerin sıfırlarıyla 400'ün sıfırları gitsin. 200'ü 4'e bölersek 50 olur. X eşittir 50. Ne demek? Kârı %50 olur. Evet arkadaşlar, problemler oran orantı dersimiz burada sona erdi. Bununla ilgili soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.